Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Osman Gür'ün 26 Ağustos'ta Bodrum'un Torba Kavşağı'nda patlayan DSİ'ye ait ana şebeke hattındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Gür'ün yanı sıra Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, MUSKİ Genel Müdürü Bahri Ülgen, Büyükşehir Daire Başkanları, MUSKİ Daire Başkanları ve basın mensupları ile birlikte çalışmaların devam ettiği alanda incelemelerde bulundu. MUSKİ Genel Müdürü Bahri Ülgen'den çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Gür'ün, Bodrum halkının suyun ne zaman geleceğini haklı olarak sorguladıklarını belirterek, 10 Eylül Cumartesi gününe kadar suyu vereceklerini açıkladı. 26 Ağustos tarihinde meydana gelen patlamadan sonra MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak olağanüstü durumla ilgili kazıya başladıklarını vurgulayan MUSKİ Genel Müdürü Bahri Ülgen, bölgedeki ekiplerin tamamını patlağın meydana geldiği bölgeye yönlendirdiklerini belirtti. 26 günü buradaki bulunan CTP borumuz, cam elyaflı borumuz şanssız eseri bir patlamaya neden oldu. Patlama sonrasında ben MUSKİ Genel Müdürlüğü olarak burada bir hemen olağanüstü bir durumla ilgili kazıya başladık. 5 tane makineyi anında ikmal ettik. Personelimiz tamam buraya geldi. Bu gördüğünüz, karşıda gördüğünüz bölgede, ıslatın olduğu bölgede CTP'nin patladığı bildirildi. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise Bodrum'a yaklaşık 10 gündür su verilmediğini ifade ederek en kısa zamanda sorunu çözüp bayramdan önce hızlı bir şekilde çözüme ulaştırmamız lazım. Gördüğünüz gibi burada iş makinesi ve ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Herkes bunun telaşında. Bayramdan önce Bodrum'a büyük ihtimalle suyu tekrar vereceğiz. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve MUSKİ olarak yoğun bir şekilde çalışarak sorunu çözeceğiz dedi. 10 gün. Perşembe bir perşembede 7-8, 10 güne yakın bir sürede su verilemiyor. Bu olay yaşandı. Bunun için bir yaşandıktan sonra bir önce hızlı bir şekilde çözüm ulaştırmamız lazım. İşte gördüğünüz gibi 24 saat burada iş makineleri, ekipler çalışıyor. Yani en kısa zamanda önümüzde bayram var biliyorsunuz. Herkes bunun telaşında zaten. Yani bayramdan önce Bodrum'a büyük bir ihtimalle suyu hep beraber vereceğiz tekrar. DSİ tarafından hattın uzun vadeli bir çözüm olarak yapıldığını belirten Başkan Gür'ün, bu hatta maalesef kullanılan boruların niteliksiz ve kalitesi dayanıksız olduğu için çok patlak meydana geldi. Daha önce Güvercinlik'te de büyük bir patlak oldu. Bunun üzerine DSİ tekrar bu hatta 17 kilometrelik yeni kullandığı boru tipi değil, çelik boru koymak suretiyle burayı düzeltmeye çalıştı. Bunu yaptıktan sonra maalesef 1200 metrelik kısmının değişimi ihalenin içinde olmasına rağmen burayı özel mülkiyet alanı olması nedeniyle ihaleden çıkarıyor ifadelerini kullandı. Başkan Doktor Osman Gür'ün patlamanın olduğu iş yerinin önünde dere yatağı olmasından dolayı boruya ulaşmak için 11 metre aşağıya indiklerini belirterek hattın 2 metre altta olması gerekirken doldurulan yer dere yatağından geçen borular nedeniyle 11 metre aşağı inmek zorunda kaldık. Biz göreve geldiğimizde Bodrum Belediyeler Birliği, DSİ'nin talebiyle geçici kabulle bu tesisi almıştı. Gerek Bodrum Belediye'mizin gerekse bizim hatta ilgili tüm eksiklikleri DSİ'ye bildirmemize rağmen bununla ilgili radikal bir karar alınmadı. DSİ'nin dayatmasından dolayı geçici kabulü Belediyeler Birliği yapmıştı. Ancak bu kesin kabulü MUSKİ kabul etmeyerek bütün hatalar zinciri birikerek şu ana geldi. Herkesin şunu bilmesi lazım. MUSKİ eğer bu konuda hatalıysa kendi hatasını söyleyecektir. Ama herkesin kendi hatasını üstlenmesi gerekir diye konuştu. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi burası devlet su işleri tarafından ve uzun vadeli su, Bodrum'un su ihtiyacını karşılamak üzere çözüm diye yapılmış bir hat. Daha önceki dönemde Güvercinlik'te devamlı yolu kapatan, hatta çok şükür büyük bir kaza olmadan atlattığımız büyük su patlakları oldu. Bunun üzerine Devlet Su İşleri bu hatta tekrar 17 kilometrelik yeni kullandığı boru tipi değil, çelik boru koymak suretiyle burayı düzeltmeye çalıştı. Ve bunu yaptıktan sonra maalesef bu kısım 1200 metrelik kısmın değişimini ihalenin içinde olmasına rağmen ihaleden çıkartıyor. Neden çıkartıyor? Buradaki mülkiyetle ilgili sorunlar nedeniyle çıkartıyor. Bodrum Belediyeler Birliği Devlet Su İşleri'nin talebiyle
geçici kabulle bu tesisi almıştı biz göreve geldiğimizde. Ama gerek Bodrum Belediye'mizin gerekse bizim hatta ilgili tüm eksiklikleri Devlet Su İşleri'ne bildirmiş olmamıza rağmen bununla ilgili radikal bir karar alınmadı. Şu anda Bodrum'da Devlet Su İşleri tarafından yapılmış olan, müteahhiti tarafından yapılmış olan hatta 447 patlak oldu arkadaşlar. Devlet Su İşleri'ne bu patlaktan sonra müracaat ettiğimizde hiçbir şekilde elimde müteahhit yok. Yeniden ihaleye çıkarsam en az bir ay önce başlayamam inşaata dedim. Bunun üzerine Devlet Su İşleri'nden yazılı olarak sizin adınıza biz yapmak istiyoruz, bayrama bunu yetiştirmek istiyoruz dedik. Ve bunun üzerine Devlet Su İşleri'nin müteahhiti tarafından yapılması gereken işi MUSKİ olarak üstlendik. MUSKİ olarak üstlenmemiz buradaki bütün bu hataların, eksiklerin, yanlışların MUSKİ tarafından yapıldığı ve ona rücu edilmesi çok büyük bir haksızlık. Herkesin şunu bilmesi lazım. MUSKİ eğer bu konuda hatalıysa kendi hatasını söyleyecektir. Ama herkes kendi hatasını yüklenmesi gerekir. Burada kamuoyunu yanlış bilgilendirerek MUSKİ'yi ve büyükşehri gerçekten hak etmediği şekilde eleştiriye tabi tutulmasını temin etmek büyük bir haksızlıktır. Bu borular piyasada yok. Biz fabrikaya özel olarak rica ederek fabrikanın imalata geçmesini ve bize acilen boru göndermesini istedik. Ve bu borular çok şükür ikna ettik, imal edildi. Yarın da 6 kamyon borumuz gelecek ve burası için yani 700 metre için gerekli olan miktar temin edilmiş olacak. İnşallah suyumuzu cuma veya cumartesi günü üst kotlardakiler dahil olmak üzere cumartesi günü bu hattın işletilmesiyle Bodrum'a vereceğiz ve Bodrum'umuzun misafirlerini suyuyla, güzelliğiyle karşılamasını sağlamaya çalışacağız. Bunu yaptıktan sonra her şey bitiyor mu? Bitmiyor arkadaşlar. Bakın hatlarda biraz önce başkanımın da söylediği gibi daha önceden de bize devredilmeden de patlaklar oluyordu. Eğer bu hatlar değiştirilmediği takdirde bu patlaklar olmaya devam edecek. Onun için biz kesin kabulünü kesinlikle yapmıyoruz. Belediyeler Birliği mecburdu o zaman. Devlet Su İşleri dayattı. Sen geçici kabulünü yaptın. Al devral dedi. Ben kesin kabul etmiyorum. Özürlü mal almak istemiyorum. Ve şu anda bize çıkarılan, yapılan yeni hatla beraber, yanlışın doğrultulması için yapılan yeni yatırımla birlikte 107 milyon liralık bir hesap çıkarılıyor bu hat için. Devlet Su İşleri'nin ciddi bir şekilde bu işe eğilip kış mevsimi boyunca yanlış ve yapılan testlerde niteliksiz olduğu, yeterli nitelikte olmadığı tespit edilen boruları süratle değiştirmesi gerekiyor. Bunu yapmadığı takdirde Bodrum'da her gün, her hafta su patlağı ve susuzluk çekilecektir. Bunun için bu deplasmanı yapıyorum. Ve valimize teşekkür ediyorum. Orman Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum. Ormanın içinden geçmesini sağlamak için gerekli yetkiyi kullandılar ve bize kazın dediler. Bodrum'un susuz kalmaması için. Bunları lütfen irdeleyelim ve halkımıza şunu söyleyelim. Eğer bu hat değişmezse biz bu patlakları rutin hale gelecek. Bakın 447 defa patladı diyorum. Patlama değil, boru yarılıyor. Ama bu gerçeği kabul edelim ve kimin bunu yapması gerektiğini, kimin bunu düzeltmesi gerektiğini adresini tarif edelim ve hep beraber lütfen diyelim. Lütfen bizim hattımızı nitelikli hale getirin.
Başka türlü çözülmez arkadaşlar. Birilerini suçlamakla Bodrum'un su patlağı sorunu çözülmez. Gerçekçi olmamız lazım, dürüst olmamız lazım. Hiç kimseyi aldatmamamız lazım. Bana bir şey denmesin, onda olsun suç diye kapının arkasında başkasını suçlu olarak göstermemek gerekiyor. Bu çok dürüst bir hareket değil. Herkes gerçeği biliyor ama başka türlü söyleniyor. Ama şunu da itiraf etmem lazım. Şu anda 50 yıl denilen su yaptığımız hesaplara göre 50 yıllık değil arkadaşlar. Bizim ek su kaynağına ihtiyacımız var. Yeni barajlara ihtiyacımız var.